kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 3 malzeme ile yaptığım harika bir yer fıstıklı krokant tarifi hazırladım. Çay ve kahve yanına yapabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tariftir. Bu tarifimi mutlaka deneyin diyerek hemen yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tavaya ilk olarak 75 gram tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Tereyağını ilk olarak kısık ateşte eritiyorum. Tereyağını güzelce erittim. Şimdi içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şimdi sürekli karıştırarak şekeri karamelize ediyorum. Krokanımızda yanık tadının olmasını istemediğimiz için bu işlemi kısık ateşte yapıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Şeker ilk olarak bu şekilde yumuşuyor ve karıştırması kolay oluyor. Daha sonra sertleşecek. Şeker sertleştikten sonra karıştırma işlemine ve pişirme işlemine devam ediyoruz. Daha sonra şeker suyunu salarak yumuşacık olacak. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şeker yavaş yavaş sertleşmeye başladı. Karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi şekerim yavaş yavaş rengini almaya başladı. Ve de sertleşen şeker de yumuşayarak suyunu salıyor. Tamamen eriyinceye kadar karıştırma işlemini devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. İstediğim renge ve kıvama ulaştım. Şimdi içerisine 1 su bardağı yer fıstığı ekliyorum. Şeker eridikten sonra lütfen daha fazla pişirmeyin. Aksi halde acı bir tat olacaktır. Tamamen eridikten sonra fıstığı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırmam yeterli olacak. Pişer pişmez hemen ocaktan alarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye dökeceğim. Evet yeteri kadar karıştırdım ve artık hazır. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Bekletmeniz halinde sertleşecektir. Karışımın tamamını tepsiye döker dökmez hemen spatula yardımıyla yayıyorum ve kare bir form veriyorum. Bu aşamada biraz hızlı olmanızda fayda var. Beklemeniz halinde sertleşecektir. O zaman da şekil vermeniz zor olur. Gördüğünüz gibi spatula yardımıyla hem kenarlarını hem de üzerine eşitliyorum ve düzeltiyorum. Kare bir form verdikten sonra tekrar kesiyorum. Kare olacak şekilde tamamını keserek hazırladıktan sonra buzluğa kaldırarak bir 15 dakika dinlendireceğim. Süre sonunda buzluktan çıkartarak servis için hazırlayacağım. Tepsim artık buzluğa girmek için hazır. Buzluğa koyuyorum ve en az bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda buzluktan çıkartıyorum. Kestiğim için hemen kırması kolay olacak. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Sadece 3 malzemeden oluşuyor ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Krokanların tamamını kırdım ve hemen servis tabağına alıyorum. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak elinizin altında her zaman bulundurabilirsiniz. Eminim tadına bakan misafirleriniz nasıl yaptığınızı merak edecektir. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Kıtır kıtır ve harika lezzetiyle yer fıstıklı krokantlarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.